Alo, Samet de evde değil herhalde. Telefonum da yok ki. Ne yapacağım? Ben çilingirim. Harika. Telefonunu kullanabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Samet, niye açmıyorsun kapıyı? O elindeki de ne? Çöpten bilet buldum abi. 5 yıldızlı otele davetiye. Açık kapalı gofret havuzu, oda servisi. Odaya servisle mi çıkarıyorlar? Süpermiş. Hop, ben buldum bileti abi. Sana ne oluyor? İyi de benim koltuğumdaki çöpten buldun. Yani bilet benim. Koltuk nereden senin oluyormuş? Dün gece üstünde oturup tavla oynamıştım çünkü. Bak, koltuk altında rakibim duruyor hala. Tavlayı koltuk altıma, beni de koltuğun altına koydu. Aa, altta yazana bak. Biletin sahibi yanında bir kişiyi daha götürebilirmiş. Beraber gidelim. Seni götüreceğim ne malum? Ben keçi Necmi'yi götüreceğim. Necmi'yi götürüp ne yapacaksın? Sürekli meğerler uyutmaz seni. Bilet benim. 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 Birim. 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 Ne? Eğer kimse birim demediyse bilet birim diyenin olur. Öyle bir şey yok bir kere. Var bir kere. Eşek Salih'ten öğrendim. O zaman Eşek Salih'te görüşürüz. Ayakkabını paspasa silmeyi unutma. Dışarısı kirlenmesin. İşte birim kuralını ilk kez kullanan mağara hayvanı. Tablette yazana göre o gün buldukları elması aralarında paylaşamamışlar. Ve içlerinden biri tarihte ilk kez önce ben gördüm. Birim gerek elmasa sahip olmuş. Sayılar icat edilmeden nasıl birim demiş? Bu tablet bozulmuş, bir şarja takın. Birim kuralı var demiştim. Milyonlarca yıldır uyuyan bir kuralı uyandırmak üzeresiniz Tanju. Bunun sonuçları olacaktır. Vay! Tatilden sana fotoğraf atarım Samet. Ne olacak şimdi? Işıklı sihirli bir güç uyanıp birim kurallarını etkili hale mi getirecek? Ne sihiri, saçmalama. Telefonumdan geliyor ışık. Alo, alo. Niye çekmiyor? Hop, kapıyı kapattınız ha. 40 yılda bir görünüyorum. Onda da odada kapalı kaldım. Günün fıkrasını okuyalım bakalım. Şakir, Canan ve Necati bir laboratuvara gitmişler. Necati demiş ki... Bana oradan bir beher glas, soda limon. Çünkü beher glas çok komik bir kelime. Sonra Mirket demiş ki... Sakın o butona basmayın. Canan sormuş. Hangi buton? Şakir de durur mu? Yapıştırmış cevabı. Bu buton. Ya ne yaptın sen? Sen yapıştır deyince duramadım. Fıkra gibi olay resmen. Hemen valizimi hazırlamalıyım. Mayo olarak bu mavi poşetimi alsam yoksa bu kırmızı çuvalı mı? Ne saçmaymış. Birim deyince şu araba benim mi olacak yani? Çok meraklıysan dene. Arabaya birim. Al kardeş. Yeni yasaya göre araba senin. Aa, işe yaradı. Teşekkür ederim. Biletini öyle sallama Tanju abi, kaparlar. Hemen bir araç bulmam lazım. Sepetine birim. Bu çok yavaş. Daha hızlı bir araç lazım. Birim. Of. Saliseyle kaçırdım. Al. Bu yeni model helikopterleri sürmeyi bilmiyorum ki ben. Bu direksiyon... Şu direkt fren, şu direkt gaz herhalde. Biletimi ver! Çok beklersin. Acaba nereye iniş yapsam? Ça. Buraya in. Nereye işaret ediyorsun anlamıyorum. Düzgünce göster. Hayalim dansçı olmaktı. Ne yapayım? Hop. Şuraya in. Oo, malikane mi o? Baca temizlik görevlisi gibi bacadan gireceğiz demek. Keşke kostümüm olsaydı. Mirket abi, sormaya korkuyorum ama...
Biz neden ev eşyası olduk? Butona niye bastıysan o yüzden. Böyle tehlikeli butonları çocukların erişebileceği yerlerde saklamalısın. Mesela çocuk parkındaki tahtravallide. Senin fikrini soran olmadı çöp kovası. Ben en azından hareket edebiliyorum. Ayak altında dolaşma. Zaten dört ayağım var. Bu malikane bana dedemden yadigar. Ne yaptın sen? Birim. Malikaneye mi, tabloya mı? Malikaneye. Bu senede sahiplenilmedim. Bu birim kuralı da amma gıcıkmış. Neyse dede, gel yaylaya çıkalım biz de. Kafamı üşüttüm. Yaylalar, yaylalar. Oo, buraya 100 tane tajusa. Kalan 99'u nereden bulacağım şimdi? Neyse, en azından biletimle güvenli bir şekilde Samet'ten saklanabilirim. Efendim, öğlen iziminizi getirdim. Ha? Ne yapıyorsunuz? Biraz dekore ediyorum etrafı. Bakar mısın? Tanju abi burada saklanıyor değil mi? Birim. Tanju Bey çoktan birim dedi. Üzgünüm, sizi içeri alamam. Onlar niye giriyor? Çünkü onlar kargocu. Tanju Bey'e bir bakıp çıkacaklar. Peki ya onlar? Onlar da havuz görevlisi. Bir havuza dalıp çıkacaklar. Peki ya şu? O gofret taşıyor mutfağa. İşte bu. Gofret kılığına gireceksen hiç uğraşma. Yok yok. Ben içeri giremiyorsam gofretin de içeri girmesini engelleyeceğim. Burası gofret fabrikası mı? Evet ama fabrika demiyoruz. Biz bir aileyiz. Ama sen bu ailenin bir parçası değilsin. Bu ailenin dayısı olsam? Yok. Dayılığa Ayten Hanım bakıyor. Benden teyze olur dedim ama dinletemedim. O zaman fabrikaya birim. Bu fabrika artık benim. Sen aileden atıldın. Enişteliğini yere bırak ve hemen burayı terk et. Daha biraderlerimle maça gidecektik. Beni dinleyin. Bundan sonra Tanju abinin malikanesine gofret götürmek yasak. Peki ne yapacağız bu kadar gofreti? Bilmem. Küçüklere dağıtın. Atın, atın. Sana yok amca. Küçüklere dediler. Takma dışıma koy bari bir tane. Pekala. Endişelenecek bir şey yok. Butona tekrar basarsak düzeliriz. Ben böyle iyiyim aslında. Zaten çöp kovası gibi yaşıyordum. En azından artık hayatımın bir anlamı var. Çöp kovalamak. Açılın! Araba Canan geliyor! Kapıda biri var. Kebap söylemiştim. O geldi. Kurye butona basıp bizi düzeltebilir. İçeri gel. Abi kapıyı açmanız lazım. Butona basın gireyim. Sen bas butona. Ben kuryeyim, siz basın. Adana kebabı kapının altında, yavaşça ittir bari. Hiç mi kalmadı? Hiç mi kalmadı? Ne oluyor burada? Her şeyi var ama mutlu olamıyor. Her şeyim yok. Gofretler nereye gitti? Efendim, Samet Bey gofret fabrikasının başına geçmiş. Gofret sevkiyatında sıkıntı var. Demek malikanemden dışarı çıkmam lazım. Bana arabamı getirin. Bunu sevmiyorum. Daha klasik bir şeyler yok mu? Üstü açık olanlardan. Gofret var mı? Gofret. Selami ben. İşte gofret. İşte bilet. Yaklaşma. Pencereden içeri bir şeyler uçuşuyor. Butonu itip bizi kurtaracak. Niye olmuyor? Buton sıkışmış. Hep hafif eşyalar düşüyor üstüne. Ağır olanlar nereye düşüyor acaba? Ver şu bileti. Verme. Biz de bir şeylere birim diyelim. Her şeyi bu ikisi mi alacak? Ay bak, şurada birim denmemiş bir şey var. Yaşasın birim. Bu ne? Mahallenin tüm borcunu üstlendim yanlışlıkla. Aman tartışmayın artık. Birbirinizi yenemiyorsunuz çünkü dengeye ulaştınız. Doğru. Daha çılgın bir şeyler yapmam lazım. Dünya gezegenine birim. Nasıl ya? Kimse denemiş miydi daha önce? Dünya Tanju Bey'in oldu. Tebrikler. İşte gezegenin anahtarı. Gezegen artık benim olduğuna göre Samet'e dünyada kalmayı yasaklıyorum. İyi o zaman. Mars gezegenine birim. Uzay gemime binip giderim ben de. Güle güle. Mars'a kadar yolun var. Hesaplarıma göre en ufak bir şey daha eklenirse buton aktive olacak. Şu pencereden bir şey daha fırlasa yeter. Ufak da olsa bir açıklık kaldı en azından. Şakir, bir bak bakayım dışarıda ne görüyorsun?
Mars'ta koloni kurmuşlar. Bir de keçi necmi simit yiyor. Biz yokken medeniyet amma gelişmiş. Evet, eskiden simit yoktu. Martılara yoğurt atardık. Efendim, en hızlı medeniyet kurma rekorunu kırdınız. Başarınızın sırrı nedir? Taş devrinden başlasak zaman yetişmezdi. Çaktırma. Askerler! Efendim, isimlerini pufidikler koymuştuk ya. Ha, pardon, pufidikler! Sefere çıkıyoruz. Pufi, pufi, pufi! Pufi, pufi, pufi! Pufi, pufi, pufi! Efendim, gezegenin sahibi olarak size danışalım dedik. Amazon'da yeni orman keşfettik, ne yapalım? Ha, bilmem. Gidip piknik yapın içinde. Güney yarım küre pek ışık almıyormuş. Ona ne yapacağız? Al anahtarı, daha güneşli bir yere park et. Ama dikkat et, çizme. Daha yeni yıkattı. Bu arada bir de iklim değişiyormuş. Ne yapalım? Söyleyin, değişmesin. Bu lider çok zeki. Hiç böylesi gelmemişti. Efendim, dünya istila edildi. Ne yapalım? Ha, ne istiyorsun Samet? Biletimi! Her şeye sahipsiniz. Üstelik sırf ortam olsun diye mahalleliği kum içinde bıraktınız. Hala bilet peşinde misiniz siz? Bana ne? Bana ne? Ver ben biletimi! Sen vermezsen ben alırım zaten. Bu fidikler! Durun! Müzeden sonunda çıktım ve her şeyi çözeceğim. Çünkü göz önünde olmayı seviyorum. Çabuk çöz. Saat geçiyor. Tamam, tamam. Birim kuralına göre bu bilet Tanju'ya ait. Eğer bileti Samet kullanırsa birim kuralları iptal olacak. Bakın, tabletin arkasındaki çizimde net bir şekilde yazıyor. Emin misin Samet? Eminim. Bilet artık benim. Birim kuralları iptal. Herkes malını geri alabilir. Mısır makinem geldi. Kapat, kapat. Sonra buna kavuştum. Bu borç kağıdı kimindi? Alın şunu benden, alın. Mutlu musun Samet? Bilet senin. Şimdi Necmi ile beraber gidin tatilinize. Abi, Necmi'yi sevmiyorum ki ben. Seni götürecektim zaten en başta. Bana kötü davrandığın için öyle dedim. Ha, gerçekten mi? Canım dostum benim, gel buraya. Ha, bir dakika. Tarihi çoktan geçmiş bu biletin. Aman boş ver o zaman. Gel aldığımız koltuğu yerleştirelim salona. Eskisi çok temiz görünüyordu. Butonun üstüne! Butonun üstüne! Üfleyin! Ben üflemeyeceğim. İçime çekeceğim. Düzeldik. Yaşasın! Oh be! Siz niye gelmiştiniz en başta? Süpürgeni ödünç alacaktık. Süpürge yok ki bende. Dur! Butona basayım da Şakir'i götürelim o zaman.